Fatih Medreseleri 1986'dan beri hizmetinizde. Yılın öğrencisi Halit Kavran 1951 senesinde hocasını bilen 3. Zırhlı Subay Komutanlığı'nın orada görevliydi. Orada camide tanıştık. Beraber sohbetlerine devam ettik. Derslerine devam ettik. Ders almaya başladık. Sübhaneke'yi 18 günde Sübhaneke'yi ancak tamam ettim, ona teslim ettim. Yani 18 gün Sübhaneke'de beni geçirmedi. Güzel kıraatlar yine beraber, onunla beraber akşamları camide sohbetlerine devam ettik. Onların odaları, caminin içinde ufak bir odaları vardı. Bahattin Hoca ile beraber orada sohbetlere devam ediyorlardı. Bahattin Hoca sadece hafız idi. Ama bizim hocamız hem hoca idi, hem hafızdı, hem hatip idi. Generaller bile camiye gelirdi. Cuma günleri cami dolu taşardı. Yemekleri mutfak caminin kenarındaydı. Yemeklerini bazen biz alırdık, getirirdik. Yedikleri kapıları alıp götürürdük, mutfağa teslim ederdik. Böyle sohbetlerine devam ettik. Allah ondan kendisinden razı olsun. Şu anda cebimde sakladığım bir kovacık defterim var. Bu defter 60 senelik defter, onun el yazması. Çoğalttım onu, bazen arkadaşlara da verdim. İçinde kendi yazısıyla beraber yazı dersi öğreniyordum, yazı dersi alıyordum. Kendisi bu defterin içerisinde bir yazısı var. Biz yazıyı gündüzleri çoğalttık. Çalışıp ona teslim ederdi. O da beğendiyse alırdı, beğenmediyse şuraları düzeltirdi. En sonunda şöyle bir yazı yazdı. Herhangi bir iş olursa olsun, az çalışmakla meydana gelmez. Bilhassa bu yazı uzun boylu çalışmak ister diye şu anda yazısı cebimde duruyor. Sizlere de fotokopilerimiz olursa çoğaltarak bunları size kendi resmimi de koydum oraya. Benim kendi resmim de var. İkisini beraber böyle çoğalttırdım. Kendi yazıları, el yazıları aynen o zamanki yazmış gibi şimdi burada görürsünüz. Bunu herkesimize birer tane fotokopi çekip hemen verebilirsiniz, tamam mı? Herkese verebilirsiniz birer tane. Bazen arkadaşlara verdim. Ben buna emek verdim. Çoğalttım. Bu benim kendi resmim. Bu da Hocaefendi'nin resmi. Ben Hocaefendi'ne ilk olarak ben terhis oldum, memlekete gittim. Ama Hocaefendi'nin nerede olduğunu bilemiyordum. Bir gün Bursa'ya gittim. Bursa Ulu Camii'yi ziyaret ederken orada şadırvanım orada abdest alıyordum, su içiyordum. Bir de baktım Hocaefendi içeriden giriyor. Orada beni karşılaştı böyle. Ben de orada hemen gördüm, baktım söyledim onu. Halit Çavuş dedi bana orada. O da 15 sene geçmişti aradan. Gene beni unutmamış. Hemen orada sarıldık birbirimize. Bana sen dedi, neredesin dedi. Ben de ben yerdeyim, Kartal'dayım. Ne zaman istersen gel dedi. Beni orada bulursun. Çarşamba'ya tarih etti bana. Geldim orada buldum. Arasına ciddi sohbetlerine devam ettim. Ondan sonra artık tabii devamlı gittim geldim. Burada çalışmasıyla
bir gün ziyaretine gittim diye herkesi içeri almıyorlardı. Beni aldılar, kucakladım, öptüm sakalını. Oradan biraz da sohbetini dinledim. Allah'ına her gece kalktığımda dua ediyorum. Allah hayırlı uzun ömür versin. Cümlemize, cümle ümmeti Muhammed'e, Turuvane'nin evvelinden ahirine kadar gelip geçenlere Allah rahmet eylesin. Bizlere de hayatta olanlara sıhhat, afiyet nasip eylesin. Devletimize, milletimize zeval vermesin. Faydar eylesin. Çoluk çocuk cümlemizin, cümle ümmeti Muhammed'in sıhhat ve selameti için, bütün geçmişlerimizin ruhları için, bu cemiyeti tertip eden dağların sıhhat afiyetleri için, bütün geçmişlerimizin ruhları için, bu cemiyetin ve bu külliyenin devamı için, bütün geçmişlerimizin ruhları için Allah tasdik et. Fatiha. Vermeyhaber.com.